Hepinize merhaba arkadaşlar. 30 Haziran 2021 Çarşamba. Bugün hep birlikte Haziran ayını kapatıyoruz. Aylık kapanışlara bir göz gezdireceğiz. Dolar, altın ve gümüş üzerine olacak analizimiz. Temmuz ayı için bir yol haritası ve oyun planı kurmaya çalışacağız hep birlikte. Piyasalar yine çok karmaşık ve özellikle böyle zamanlarda analiz yapmak gerçekten çok zorlaşıyor. E tabi tüm bunlara rağmen ne yapacağız kenara çekilmeyeceğiz hani yeni bir yol haritası çizmeye çalışacağız piyasayı iyi okumaya çalışacağız ve hep birlikte piyasanın yönünü kestirmeye çalışmamız gerekiyor bunu sadece ben değil sizlerde video altına yapmış olduğunuz yorumlarla birlikte benim analizime katılmış olacaksınız bir tartışma ortamı olacak hepimiz birbirimize bilgiler sunacağız yani bir şekilde yönü kestirmemiz gerekiyor. İnşallah Temmuz ayı hepimiz için hayırlara vesile olur, birikimlerimizi, portföylerimizi yapacağımız güzel hamlelerle daha da büyütmüş oluruz. Analizime başlamadan önce arkadaşlar verdiğiniz destekten dolayı hepinize tek tek teşekkür ederim. YouTube'a katıldığım ilk günden itibaren beni destekleyen gerek yorumlarıyla gerek beğenileriyle sıkı takipçilerimden olan Bora Tanju hocama buradan selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Kendisiyle tanışma fırsatı buldum. Güzel bir sohbet oldu. Kendisi şanlı ordumuzda üst düzey görevler yapmış ve şu anki hayatına da akademisyen olarak devam ediyor. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü biliyorsunuz bu piyasa analizi iki ayaklıdır. Temel analiz ve teknik analiz. Bora hocamın özellikle jeostrateji ve dış politikalarda engin bilgilerinden yararlanmanın hepimiz adına büyük bir kazanım olacağını düşündüğüm için onunla da sohbetlerime devam edeceğim ve bu piyasa analizinin temel analizdeki en önemli etkenlerinden biri olan dış politika hakkında da sizler için kendisinden bilgiler alacağım. Kendisine tekrardan selam ve saygılarımı iletiyorum arkadaşlar ve analizimize başlıyoruz. Karşımızda dolar endeksi var arkadaşlar. Son yani 3-4 haftadır dolar endeksi, dolar endeksi, dolar endeksi dedik arkadaşlar. Neden dolar endeksi dedik? Çünkü e, dünya piyasalarında bakın ekonomik piyasalarda e, yeni bir rüzgar esecek. Yani bu hem temel analiz hem de teknik analiz faktörlerine baktığımızda yani bu Fed'in son toplantısındaki tutanaklara da baktığımızda bunu doğruluyor. Aynı zamanda teknik analizde düşen trendlerin kırılması işte 200 günlük ortalamanın üzerine çıkılması gibi sebeplerle Dolar da yani küresel dolar endeksinde bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Ha bu arada bu dolar endeksi aslında bir neden değil bir sonuçtur. Yani bu dolar endeksinin içinde bazı para birimleri vardır. O para birimlerinin dolara karşı performansıdır veya doların o para birimlerine karşı performansıdır. Aslında bu bir sonuç ekranı. Fakat bu da bir veridir bizim için yani illaki hani bu dolar endeksinin işte düşüp çıkmasıyla işte dünya farklı bir yere gidiyor direkt diyemesek de bu piyasanın en azından yönünü kestirebilmek için güzel bir veridir bu dolar endeksi. Sizlerin de takip etmesini isterim. Investing'e yazabilirsiniz dolar endeksi veya trading TradingView hangi artık programı platformu kullanıyorsanız oradan bakabilirsiniz. Şu anda 92.40'larda geziniyor. Bakın şöyle biraz da büyütelim. Yani biz şu düşüşlerde de yine analiz yapmıştık ve bu dolar endeksinin gözünün yukarıda olduğunu ve piyasadaki oyuncuların dikkatli olması gerektiğini ve şurada özellikle de 9350 seviyesinde biraz daha belirginleştirelim. 9350 seviyesindeki şu direncin. Kırılmasıyla birlikte ki şu an oraya doğru gidiyor aslında biz 91'lere doğru bir geri çekilme beklemiştik kar satışı e, Tabi diğer para birimlerine göre Aynı şekilde altında da e, Bu şekilde 1820'ye kadar bir atak beklemiştik fakat maalesef o atak gelmedi aynı şekilde dolar endeksinde de bir geri çekilme yaşanmadı gram altında da 505 TL seviyesi görülemedi. Yani en yüksek o gün kaç görülmüş? 503.200 görüldü. Hani son videomuzda demiştik ya önce 513'tü. 513'ü geçemiyorsa vedalaşın. Daha sonra 508 dedik. 508'i geçemiyorsa vedalaşın dedik. O gün de en yüksek 505, 506 görüldü. Son videomuzda da 505'i geçemiyorsa yine vedalaşın. Hani 490'dan geri alırsınız diye. O gün de 503.200 görüldü ve tekrardan 488 seviyelere kadar bir geri çekilme oldu. Tabi bunları birazdan özel olarak anlatacağım her bölüm için. Biz tekrardan dolar endeksine gelelim. Bugün yine Amerika'daki veriler iyi geldi. Amerika'daki verilerin iyi gelmesi demek dolar endeksinin güçlenmesi demek arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bugün çok bu hafta pardon bu hafta çok önemli iki tane veri var. Perşembe günü yani yarın İşsizlik haklarından yaralanma başvuruları var ABD'de asıl önemli ve bomba veri ise Cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi ee, yine Cuma günü de bu veriyle ilgili olarak e, veriden hemen sonra e, sizlere bir analiz videosu paylaşacağım e, bugün özel sektör tarım dışı istihdamı çok güzel geldi e, bununla birlikte de gördüğünüz gibi dolar endeksinde bir yukarı hareket meydana geldi. Yani bugün de aslında önemli bir veri vardı. Fakat perşembe ve cuma günkü veriler kadar etkili olmayacaktı. ADP tarım dışı istihdam yani özel sektör istihdamı vardı ABD'de bugün saat 15.30'da gelen veriyle birlikte. E bu da dolar endeksinin tekrardan yukarıya çıkmasına neden oldu. Eğer cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri eğer iyi gelirse bu dolar endeksi arkadaşlar 93.50'ye kadar bir hareket yapacaktır. İşte asıl dana'nın kuyruğu burada kopacak. Yani burada 93.50 direnci aşılırsa daha önceki videolarda size bahsetmiş olduğumuz şu ikili dip formasyonu çalışır ve 97 civarına kadar hatta 98 civarına kadar yeni bir trende girmiş olur ve bu da dünyadaki bütün piyasaların yeni bir trende girmesi demektir. Fed'in açıklamaları da zaten bunu yeni bir trendin başlayacağının ilk sinyallerini vermişti. E, takip edeceğiz. Son analizlerimizde de yine bahsettiğimiz üzere önümüzdeki aylarda ve süreçte e, küreselde dolar endeksinin güçlendiğini ve dolara karşı olan enstrümanların ise değer kaybettiğini göreceğimiz aylar olacak gibi e, görünüyor. Yani özellikle de Temmuz ayında bizler dolar tarafında yani portföylerimizin büyük kısmını dolar tarafına kaydırmaya özen göstermeliyiz. Özellikle de şu 93.50 direnci kırılırsa dolar endeksinde. Bir de arkadaşlar her videoda vurguladığım gibi tek bir enstrümana yatırım yapmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Sepet portföy oluşturacaksınız. Yani işte sadece dolara, sadece altına veya sadece hisse senedine yatırım yapılmaz. E, portföy ile ilgili videolar vardır mutlaka. Onları izleyebilirsiniz. E, sepet yaparsanız e, bu risk yönetimini de en aza indirmiş olursunuz. Önümüzdeki aylarda da bu sepetinizin e, yani sepet portföyünüzün e, yüzdelik dilimi en fazla olan e, kısmını arkadaşlar ne yapacaksınız? Dolar tarafına e, geçireceksiniz. Yani geçirirseniz daha faydalı olur düşüncesindeyim. Çünkü hem temel analiz hem de teknik analiz bana bunu söylüyor. Son videomuzda da yaptığımız gibi şurada arkadaşlar bakın dolar indeksinde tepe dip değil mi? Daha sonra tekrar bir tepe. Daha sonra tekrar bir dip. Ve muhtemelen ne olacak arkadaşlar? Tekrardan bir şuralarda bir tepe oluşacaktır. Tabi bu böyle hani bir ayda iki ayda oluşacak bir trend değil. İşte hani birkaç yıl içinde olacaktır muhtemelen. Yani şurada da baktığımızda 2018 2020 yani şu trend iki yılda oluşmuş. Yani şuradaki rüzgarı iyi görenler iki yıl boyunca portföylerini birileri hani işte %5 arttırırken buradaki bu trendi görenler o piyasaya göre daha fazla kazanmış oldular. Biz de aynı şekilde buradaki rüzgarın yönünü saptamak zorundayız. Yani daha deniz yolculuğuna başlamadan önce rüzgarın ne taraftan estiğini saptamak zorundayız. Ve şu anda dolar endeksinde hafif bir esinti geliyor. Yeni bir rally sürecine girebilir. Ama dediğim gibi yani bu bir gün için bir hafta bir ay veya 3-5 ay için değil. En az iki yıllık bir süreç. Zaten yatırımlarınızı orta ve uzun vadeli yaparsanız, hani böyle işte bir haftalık iki haftalık değil de böyle daha orta ve uzun vade kullanırsınız kullanırsanız çok daha sağlıklı işlemler yapmış olursunuz. Gelelim dolar TL analizimize. Dolar TL de güçlü duruş devam ediyor arkadaşlar. Her ne kadar şurada biz bir direnç bölgesi var demiştik değil mi? Bu seviyenin üzerine de çıkamıyor fark ettiyseniz. Bakın şuraya D diye işaretliyorum direnç. 8.70 ile 9.20 aralığındaydı buradaki direnç bölgemiz. Hatta ne demiştik arkadaşlar? Biz ben olsam buradan almazdım dedim. Değil mi? 7.75'ten almazdım dedim. Niye? 7.60 pardon 8.75'ten almazdım dedim. 8.65'ler geldi. Biz ilk parça olarak Şuradaki 21 günlük ortalamamız olan 8.61 seviyesini göstermiştik. Fakat dolar TL'de alıcılar güçlü arkadaşlar. Yani şöyle. En ufak geri çekilmeyi değerlendiriyorlar. Mesela bugün gün içinde 8.65'leri gören dolar TL kuru şu anda tekrardan 8.71'lere doğru bir atak yapmış durumda. Yani her düşüşü alım fırsatı olarak gören bir grup var ülkede. Biz de zaten videolarımızda diyoruz. Dolar TL'deki her geri çekilme parçalı olarak alım fırsatıdır e, diyoruz. Çünkü biliyorsunuz şuradaki dolar endeksindeki e, güçlenmeyi e, baz alarak bu cümleleri söylüyoruz. E, ülkemizde de biraz sıkıntılar var ekonomik olarak. İşte Kanal İstanbul tartışmaları var. Yine Doça Bank'ın işte ülkede en büyük yatırımlar olan Doça Bank'ın işte yavaş yavaş Türkiye'deki ofisini kapatacağı söylentileri var. Bilmiyorum gerçek mi doğru mu tam bu şeyi teyit edemedim. Yine borsayı takip edenler bilir müthiş satışlar var borsada. E, 137 bin yani yeni rakamla 1370'lerin de altına bir sarkma geldi. Muhtemelen de satışlar devam edecek gibi görünüyor da. İşte bu borsadan çıkan yabancılar özellikle ne yapıyorlar arkadaşlar? Dolar alıp çıkıyorlar. Yani adam şimdi hisseden çıkıp da Türk lirasıyla Almanya'ya gitmiyor bu Deutsche Bank. Ne yapıyor? Türk lirasını dolara çevirip o şekilde ülkeden çıkıyor. ve bu da dolardaki her geri çekilmeyi alım fırsatı olarak görüyorlar. Bu yüzden de bu fırsatlar kaçıyor. Yani gelmiyor daha doğrusu. Hani şöyle 8.60 ve 8.42 şu anda Geri çekilmelerde alım seviyemiz yani ülkede çok pozitif bir hava eserse e, bilin ki 8.42 ve onun da üzerinde normal teknik geri çekilmelerle 8.62'ler ilk alım yeri parçalı alım yerleriniz olarak aklınızda kalsın arkadaşlar. E, dolar videosu yani çok fazla konuşmaya gerek yok zaten dolar endeksinde anlattık doların gidişatının neresi olacağını. Ve şu 8.70 ile 9.20 arasındaki bölge direnç bölgesi olduğu için burada da parçalı satışların yapılmasını ben mantıklı buluyorum. E hani parçalı satış yapılması derken tekrar geri düzeltmelerde almak için. Mesela 9 TL'ye geldiğinde işte buralardan satış yapıp tekrardan 8.70'lerden 8.80'lerden geri alınabilir. Yani kalıcı bir düşüş e kimse beklemesin. Hem küreseldeki dolar endeksinin güçlü olması nedeniyle hem de bizim ülkemizdeki maalesef ekonomik durumun çok da iyi olmaması aynı zamanda Temmuz Ağustos aylarıyla birlikte de yani Haziran ayı itibariyle biz faiz indirimleri bekliyoruz demiştik. O Haziran bitti. Yani Temmuz'da ben e, bu ay, yani önümüzdeki ayda Temmuz'da ilk faiz indiriminin gelmesini bekliyorum. E, faiz artırımı zaten öyle bir şey yok. Faiz artırımı diye bir şey söz konusu değil indirimlerin Önümüzdeki aylarda gelmesiyle birlikte de dolarda yeni seviyelerin görüleceğini düşünüyorum ama bu yeni seviyeler derken yıl içinde de böyle çift taneli rakamlar falan da beklentim yok arkadaşlar Hatta 950'nin üzerine bile çok fazla çıkmasını beklemiyorum Tabii 2022 yılı için farklı şeyler konuşacağız. Şu anki konuştuğum süreç 2021 yılı için yani aralık ayına kadar olan kısımda çift tane falan beklemiyorum. Bazen yorumlarda geliyor. Hocam çift tane bekliyor musunuz diye. Böyle bir beklentim yok ama düşmesini de beklemiyorum. Yani her düşüşünde alım fırsatı olduğunu en az yani 30-40 kuruşluk size kar marjı verebilecek hamleler olduğunu da söyleyebilirim gelelim ons altına arkadaşlar ons altın e, şu an video çekiyorum 1773 1750 şurada bakın bir trendimiz var bizim bu uzun vadeli bir trend ve yine çalıştı arkadaşlar şükür çalıştı e, 1750'nin altına sarksaydı arkadaşlar sıkıntı büyük olacaktı e, peki şimdi buradaki trend çalıştı diye benim ons'taki şu 1950'yi kaldırıyorum ben bu yine ekrana geliyor niye niyeyse Evet kaldırdım yine. Ee, bu 1950 beklentimiz bitti. Ben bu sene içinde artık 1950 beklemiyorum arkadaşlar. Yani yeni bir salgın bilmem ne savaş vesaire çıkmadıkça ons altında artık çok fazla ümidim maalesef yok arkadaşlar. Buradaki 1750 den tepki geldi. Tepki gelmesi gayet normal. Bizim bu tepkiyi kaça kadar beklememiz gerekiyor? Son videomuzda biz 1824 demiştik bu tepki geç kaldıkça bu hareketli ortalamalarımız da aşağıya geliyor. Şu an 1810 ile 1818 arasındaki şu bölgeye kadar bir tepki alımı geleceğini ben düşünüyorum. bu da bu bir fırsat olacak. Yani ons altından hatta şöyle çizelim. Ons altından dolara geçiş için bir fırsat olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler için Tekrar ediyorum 1810 ile 1820 arasındaki şu bölge arkadaşlar bu bölgeye kadar bir tepki alışlarının e, alımlarının gelmesini bekliyorum çünkü 1750'de güzel bir e, destek geldi aynı şekilde RSI ve MACD de al pozisyonuna dönmek üzere aslında ERSAY hafiften dönmüş e, MACD de de şurada e, kırmızı yukarı keserse bir al pozisyonuna dönecektir fakat bu al pozisyonunun kısa süreli olacağını yani şöyle bir 40-50 dolarlık bir hareket olacağını ben düşünüyorum. tabi gönül ister ki 1820'yi kırsın, tekrardan o 1950'lere gitsin fakat benim böyle bir beklentim artık yok. Sizlere zaten 1870 şurada ne demiştik? Stop seviyeniz olsun demiştik ons altın yatırımcıları için. Tabii 1870'deyken de gram altın kaçtı? 513'tü. Burayı kıramıyorsa gram altında burada vedalaşın diye de uyarımızı yapmıştık arkadaşlar. Aşağıda 1750 bizim ons altında desteğimiz. 1810 ve 1818 direnç bölgemiz şurası. Buraya geldiğinde dolara geçiş için bir fırsat sunabilir sizlere. Takipte kalın. Yani sadece gram altına bakmayın arkadaşlar. Gram altın yatırımcısı olabilirsiniz ama siz aslında ons yatırımcısısınız. Yani Gram altının en büyük bacağı onstur. Onsu takip edeceksiniz. gerekse telefonunuza ekleyeceksiniz. Veya Google'dan bakacaksınız, bir yerden bakacaksınız. Yani gün içinde gram altın işte 490 olmuş, 510 olmuş fark etmeyeceksiniz. Oradaki ons altının 1810 ile 1820 arasındaki o direnç bölgesindeki hareketini takip edeceksiniz. Oradan tekrardan aşağı yönlü bir hareket meydana gelirse... İşte orada muhtemelen gram altınlarınızla da vedalaşabilirsiniz. Yani vedalaşabilirsiniz derken ben TL'ye güvenmiyorum derseniz ben de güvenmiyorum. Gram altından dolara geçiş yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet gelelim gram altına. Şükür nihayet geldik diyorsunuz muhtemelen. Çünkü beni izleyenler şimdi YouTube'da bir analiz sayfam var benim. İşte gelen yorumları falan analiz ettiğimde ben sizin yorumlarınızı da analiz ediyorum. E, gelen yorumların yüzde %80 80'e yakını gram altın arkadaşlar. Yani beni gram altıncılar izliyor çoğunlukla. E, o yüzden gram altına biraz daha böyle fazla vakit ayıracağız bugün. Şimdi gram altında arkadaşlar. 493 yani daha öncesinde de çektiğimiz videoda 492 ydi. Bakın şu mavi ortalamamız bizim 55 günlük ortalama. Şimdi şöyle grafiği geçmişe çektiğim zaman hepsini kapatıyorum sizlere bakın. Ne kaldı arkadaşlar? Sadece bizim mavi çizgimiz kaldı değil mi? Bakın şu mavi çizginin nasıl gram altınla mükemmel uyumuna bir bakın. Bakın destek 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 olmuş daha sonra direnç olmuş yine bakın destek destek yine şurada hafif yaklaşmış burayı da destek olarak sayıyoruz. Ee, o Kasım ayında e, burası kaçmış arkadaşlar 480 TL seviyesi burası kırılınca zaten paldır küldür gitmiş ve daha sonrasında ne olmuş arkadaşlar burası direnç bakın 55 günlük ortalama artık direnç olmuş. Bazı analistler diyor ya hani böyle gram altının tekniği olmaz. Olur arkadaşlar, olur. Ya yani şu teknik bakın ne kadar muazzam çalışmış. Demek bak direnç direnç geçememiş. Direnç geçememiş ve paldır küldür inmiş. Ve sonunda o direncin üzerine çıktığında da e, tekrardan onun altına sarkma meydana gelmemiş ve biz şu anda arkadaşlar o e, direnç yani eski direnç şuradaki direnç Şimdi artık bizim için ne oldu? Destek pozisyonunda yani 55 günlük ortalama şu anda gram altında ana desteğimiz. Bu rakam kaç? 493. Bir önceki videoda 492 idi. Ondan da önceki videoda 490 bakın şöyle e, yukarıya doğru gitmeye devam ediyor hala. Hatta bir süre daha böyle 493, 495 arasında yatay bir e, seyir izleyecek muhtemelen bu hareketli ortalama. Fiyatta eğer çok oynama olmaz ise. O zaman biz şunu diyeceğiz arkadaşlar. Bakın realist davranacağız. Diyeceksiniz ki arkadaşlar 490 benim stop noktam diyeceksiniz gram altında. Neden? Neden stop noktam? Çünkü şuradaki 463 seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir. Eğer buranın altında günlük kapanışlar gelirse. Bakın buranın altına sarkma gelirse demiyorum. Bak bugün sarkmış mı? Sarkmış. Bugün biz en düşük kaçı görmüşüz? 488'i görmüşüz bakın. Buna sarkma diyoruz. Şu anda kaç gram altın? 496. Yani sen 488 gördüğünde burada pat diye kolu kesmeyeceksin. Bunun altında günlük kapanış görmemiz lazım. Yani o gün gece saat 12 bittiğinde yani o gün sonlandığında 490'ın altında mı? Yani daha doğrusu 493 de biz hani tuzaklar vardır diyerekten 490'ın altında mıyız diye e, gözlemleyeceğiz. Hatta bu kapanış 2 gün olursa daha sağlıklı olur. Bazen bir gün onun seviyenin altında kapatıyorlar 490'ın. Ertesi gün tekrardan 500'ün üzerine çıktığı da olabiliyor. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Ayı tuzağı diyoruz. E, bu tuzaklara yakalanmamak için biz 493 değil 490 diyoruz kritik rakam. Peki yukarıda biz direnç olarak neyi kırmamız gerekiyor arkadaşlar? Daha önceki yani son videomuzda çekmiş olduğumuz 505 seviyesi artık ne oldu bizim için? Şu anda bakıyorum 21 günlük ortalamada 502. Yani biz 502'nin üzerinde günlük kapanışlar görürsek nefes alacağız. Diyeceğiz ki oh diyeceğiz gram kurtardı. Artık onsla mı olur o dolarla mı olur onu bilemeyiz. Eğer ki aşağıda 490'ın üzerindeysek yine nefes alacağız. Diyeceğiz ki tamam. Sıkıntı yok. Ama 490'ın altında günlük kapanışlar görürsek orada arkadaşlar nedir? Veda şarkısını söyleyeceğiz. Ha, niçin? Belki 500'den aldınız. 520'den aldınız. 530'dan aldınız. Yine de vedalaşacaksınız. Bakın burası sizin stop noktanız olacak. Stop. Stop ne demek biliyor musunuz? Eğer sen stop yapmazsan 350 km hızla giden bir Ferrari'nin içinde emniyet kemeri takmıyorsun demektir. Stop yapacaksınız ama gerekli seviyelerde gidip de şuradan 400'den stop yapmayacaksın. Mesela 530'dan almış adam geliyor, 400'den stop yapıyor. İyi de sen zaten hani burada elindekinin yarısını eritmişsin. Yarısını erittikten sonra burada stop yapmanın bir mantığı yok. O yüzden biz bu seviyelerdeyken hep alın dedik. Ama bu seviyede stop olur mu? Olur arkadaşlar. Niye? 460'lara değme ihtimali yüksek. Eğer 490 desteği şuradaki ana desteğimiz kırılırsa şuradaki 463 TL Fibonacci seviyesine değmemiz e, değme ihtimalimiz yüksek. Bu da nedir arkadaşlar? 30 TL'lik bir marj var burada, değil mi? Bu 30 TL güzel bir para yani. Yani sen şurada 520'den yakalandıysan eğer 490'dan çıkıp 460'dan geri aldığında ne olur o 520'lik maliyetini 30 TL aşağıya düşürüp maliyetini 490'a getirmiş olursun mükemmel bir trade olur senin için yani bunları değerlendireceksiniz 490 kırılmazsa ne olur ne ala o zaman bekleyeceksin kuluçkaya yatar gibi üzerine yatacaksın altınların bekleyeceksin e şunu yapabilirim. Ben işte kısa vadeli hocam işte günlük gir çık yapıyorum dersen de o zaman 502'ye geldiğinde satacaksın. 493'ten geri alacaksın. 502'yi kıramadıysa satacaksın. 502'yi kırdı yukarı gidiyorsa tekrar geri alacaksın. 503'ten 505'ten artık bu tarz riskleri alacaksınız kısa vadeli işlem yapıyorsanız. Ha bana sorarsanız kısa vadeli işlemi öneriyor muyum? Önermiyorum. Eğer burada 490 kırılırsa evet çıkacaksın. 460'tan geri alacaksın. Ama bu günü birlik olacak bir hareket değil. Belki de bir ay, iki ay içinde olacak bir hareket bu. Hani günlük alsa da zaten ben çok fazla e, tasvip etmiyorum karşıyım. E, dediğim gibi arkadaşlar biraz uzattım lafı. Fakat dediğim gibi beni izleyenlerin büyük çoğunluğu e, gram altın yatırımcısı. O yüzden de şu an kritik günlerden geçiyor gram altın. 513 kıramıyorsa vedalaşın demiştik. 508 kıramıyorsa vedalaşın dedik. 508'i göremedik maalesef. 505'i kıramıyorsa vedalaşın 490'dan geri alırsınız dedik. Burada da 503'leri gördük. E, maksimum 503.200'ü gördük. 505'e değemedik. Kıramadığı için geri geldi. E, şu anda güvenli bölgede miyiz? Evet. Niye? 493 bizim desteğimiz. Hadi tuzağı ile birlikte 490 demiştik. Şu anda kaçız? 496. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz arkadaşlar bekliyoruz. 490'ın altında günlük kapanış gelmedikçe bekliyoruz. 502'nin üzerine çıkıp da gün en az 2 günlük kapanış yapamadıkça da çok fazla coşmuyoruz, umutlanmıyoruz. Yine videonun başında da dediğim gibi eğer dolarda bir geri çekilme görüyorsanız tekrardan açayım şöyle 8.40'lara hatta 8.30'lara bakın şuralara geldiğini görüyorsanız dolar TL'de Gram altınınız 490 olmuş, 500 olmuş, işte 470 olmuş bakmaksızın dolar TL'ye geçişler her zaman daha sağlıklı olacaktır. Neden? Şuradaki grafiğe bakarak dolar endeksinde bir toparlanma var. Bunu gözle görüyoruz arkadaşlar bunu inkar edemeyiz. O yüzden diyorum yani burada gramın fiyatına çok fazla bakmadan şuradaki dolar TL'deki geri çekilme rakamları işte 840 8.30. Hatta daha da abartılı bir şey olursa yani ülkede müthiş bir coşku olursa ki beklemiyorum. 8 TL gibi seviyeler gelirse buralarda altınınızı dolar tarafına geçmeniz önümüzdeki birkaç yıl için daha iyi olacaktır. Neden? Şu grafikten dolayı. Gelelim gümüşe arkadaşlar. Gümüşte de 7.22 destek bölgesi demiştik dün özellikle bunun altında bir günlük kapanış geldi. Beni açıkçası korkuttu. Fakat bugün itibariyle ons altındaki de şu yükselişten dolayı gümüşte de bir tepki alımı meydana geldi. Gümüş yatırımcısına da tavsiyem budur arkadaşlar. Dolara geçmek. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Yani elinizde %100 gümüş varsa en azından %40'ını veya %30'unu dolar tarafına geçerek kendinizi bir şekilde amorti etmiş olursunuz. Çünkü altın, gümüş e, dolara karşı ters korelasyon gösteren e, enstrümanlardır, emtialardır. E, 7.22 destek bölgemiz e, gümüşte. Hatta 7.21 şey pardon, 7.23 olmuş. E, yukarıda ise direnç bölgemiz arkadaşlar 7.35. Bu da 7.40'tı bizim son videolarımızda. Hani 7.40'ı geçemediğini gördüğünüz anda orada vedalaşın. Aşağıdan 7.22'den geri alırsınız kolay değil arkadaşlar 20 kuruşluk bir maliyet düşürürsünüz tabi bu işleri yapmak zordur makas aralıklarınızın da uygun olması lazım yapabilenler için anlatıyorum ben bunu ha dersiniz ki ya hocam benim makas aralığım çok kötü İşte gün içinde de zaten aktif olamıyorum o zaman o elinizdeki gümüş portföyünüze duracak arkadaşlar ama hiçbir zaman e, ne yapmayacaksınız full girmeyeceksiniz ne olursa olsun altın olsun gümüş olsun dolar olsun hiçbir zaman full girmek yok düşüşlerde parçalı alacaksınız. Mesela gümüşte terstesiniz. Elinizde de az bir miktar var. Satmayacaksınız. Ne yapacaksınız? 6.97'ye mi düştü? Bir parça daha alacaksınız. İşte 6.40'lara mı düştü? Bir parça daha alacaksınız. Elinizdeki maliyeti işte o 7.50'lik maliyeti 7 liralara çekmiş olacaksınız. Ve orta ve uzun vadeli 7 liralık elinizde bir miktar gümüşünüz olacak portföyünüzde. Portföyünüzü çeşitlendirin. İçinde gümüş de olsun, altın da olsun, dolar da olsun, hisse senedi de olsun. E, Tabi o borsadaki bir düşüş beklentim var. 120 bin kadar. Onun için muhtemelen yarın ayrı bir video gelecek borsa ile ilgili. Yani böyle düşüşlerde borsadan da hisse alın. E, portföyünüzü çeşitlendirin arkadaşlar son sözlerimi söylerken yine arkadaşlar dolar endeksini açıyorum. Bu endeksi iyi takip edeceğiz. Özellikle cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerine bakacağız ABD'den gelecek olan. Çok önemli özellikle ons altın için çok önemli dolar TL için ve haliyle de gram altın için, gümüş için çok önemli bir veri olacak. Takipte kalın arkadaşlar. Cuma günü sizlerle veriden hemen sonra Hızlı bir video yayınlayacağım hatta eğer müsait olabilirsem canlı yayın bile yapabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın abone değilseniz mutlaka abone olun ve bildirimlerinizi açın. analiz sayfamda Şunu da gördüm arkadaşlar bunu dillendirmeden geçemeyeceğim. Beni izleyenlerin yüzde 55'i abone olmayan kullanıcılar arkadaşlar. Lütfen o abone olmayan kullanıcılara o abone ol butonuna basmalarını rica ediyorum. Çok zor olmasa gerek. Bildirim butonunuzu da açın. Hepinize bol bereketli kazançlar dilerim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.